Efendim herkese iyi akşamüstleri. Ben Deniz Ali Ampehlivan. Bir saat boyunca ekranlarda günü ve gündemi anlatmak adına yine sizlerle birlikteyiz bu akşamda. Haftanın ilk iş gününde, pazartesi akşamüstünde takvim yaprakları 26 Mart 2018 günlerden pazartesi. Mart ayının son pazartesindeyiz. Artık yavaş yavaş Mart ayını da geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Memleket toz duman, toprak yukarıdan aşağıya doğru yağıyor. Hakikaten dışarıda çok kirli bir hava var ama hava sıcak. Ülkenin gündemi de sıcak. Artık yavaş yavaş yerel seçimlere doğru gidiyoruz. Daha çok yerel seçimleri konuşuyoruz. Hükümet 1 Temmuz Pazar günü seçimleri yapma niyetinde. Muhalefet ne düşünüyor? Bunlar bu birkaç gün içerisinde belli olacak. Belediye başkan adaylıklarında artık son nokta konuyor. Ulusal Birlik Partisi Akıncılar hariç neredeyse tüm bölgelerde adaylarını belli etti. Hafta sonu hem Lefke'de hem Lefkuşa Değirmenlik'te delegeye gidildi. %80'i geçen bir katılımla Lefke'de ve Değirmenlik'te hangi ismi başkan adayı olarak göstereceğini ana muhalefet belirledi. Ve ana muhalefet dediğim gibi 28 belediye ile ilgili 27 tanesinde isimleri belli etti. Tek bir bölge kaldı Akıncılar. İktidar ne yapıyor? İktidar dörtlü arayışını devam ettiriyor. Yarın akşam Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda bir toplantısı olacak. Son derece önemli. Yeniden Doğuş Partisi bu akşam toplanıyor. Onlar bu akşam belli noktalarda adaylarını veya bağımsız adaya desteklerini konuşacaklar. Dediğim gibi bu hafta yerel seçimler noktasında daha çok partilerin ne yapacağını, nasıl davranacağını göreceğimiz bir hafta olarak en azından planlanıyor. Türkiye'de ise gündem Avrupa Birliği ile ilişkiler. Bugün gözler Bulgaristan'da yapılan toplantıdaydı. Biz Ulusal Birlik Partisi'nin hem Lefke'deki seçimini hem Güzelyurt ve bölgesinde neler yapacağını ve tabii ki ana muhalefetin meclisteki durumunu Ulusal Birlik Partisi'nin Güzelyurt Milletvekili aynı zamanda da geçen haftadan bu yana da kurultay olana kadar Güzelyurt İlçe Başkanlığı görevini de üstlenen Sayın Menteş Gündüz de bu akşamki bu programımızı birlikte yapacağız. Kaptanım hoş geldin diyorum. Vekillik var, ilçe başkanlığı var ama kaptanlık baki. Kaptanlık bakiye. Teşekkür ederim Sayın Alihan, sevgili Alihan. İyi ki varsınız. İyi ki böyle özel günlerde gözümüz, kulağımız, sesimiz olursunuz. Gerçekten Lefke'yle başlayalım istersen. Çok güzel, çok demokratik bir seçim oldu. Günün sonunda katılan 3 tane adayımız, kazanan adayımızın etrafında birleşerek çok güzel bir tablo ortaya koydular. Bu demokrasinin parti içinde ne kadar güzel çalıştığını bir göstergesidir. Çok ciddi bir katılım oldu. 629 üyeden 489 kişi katıldı. Yani %77'lik bir oranla. %80'lere dayandı. %80'e dayandı. O da neydi? Tabii biliyorsunuz hayatlarını yürütmekle mükellef olan hayvancımız, çiftçimiz vardır. Onların da bir kısmı hayvanlarını şeyini bırakıp gelemediğinden kaynaklanmıştır. Dolayısıyla çok güzel bir katılım oldu ve çok demokratik, çok örnek bir seçim oldu. Ada genelinde Ulusal Birlik Partisi'nin yapmış olduğu bütün seçimler, yani aday adaylar arasındaki seçtiği belediye başkanları da bu şekilde oldu. Ve burada dikkat çeken ilginç olaylar bir tanesi şudur. Muhalefette olmamıza rağmen her belediyede en az 3-4 tane adayımız vardır. Bu da çok... Yani şu anda bakın daha seçimlere 2-3 ay var ama Ulusal Birlik Partisi bağımsızlara bağımsız, bağımlılara bağımlı bütün desteklerini açıkladı ve bu konuda... Kesinlikle. Konsensüsü alalım. Evet, sıkıntılar oldu bazı yerlerde. 2 aday, 3 aday dediğiniz gibi çıktı ama gün sonunda bitirdi yani. Bu defteri kapattı. Ve şu güzellik de şu, kaybeden arkadaşlar kazanan arkadaşa tam destek olacaklarını da beyan ettiler. Yani herkes diyordu ya işte seçime gidilirse küskünlük olur. Hayır öyle bir şey olmadı. Demokrasinin gereği yerine getirildi ve kaybeden arkadaşlar da kazanan arkadaşların etrafında birleşerek tam desteklerini beyan ettiler. Bu da çok önemli bir argümandır diye düşünüyorum. Tabii yani bilmiyorum Lefke'nin kaç seçmeni var ama sizin 700 küsur üye var. Bunun %80'i sandığa geldi. 1000,
1028'dir Güzelyurt'un, 629 Lefke'nin. Üye sayısı. Evet, üye sayısı. Seçmen? Seçmen 6000'in üzerinde. Ama işte yani demek ki 1000 kişi geldiğine göre çarpı 3, 3000 kişiyle. Kesinlikle. Yani ciddi anlamda seçimlere de bir gösterge olabilecek bir rakamdır. Yerel seçimlerde daha çok kişiye oynanan seçimlerdir. Daha çok hizmet doğrudur. Bakılır, kişi bakılır ama son genel seçimlere baktığımızda bundan 2-3 ay önce yapılan 7 Ocak seçimlere baktığımızda Lefke'de Ulusal Birlik Partisi birinci parti. Hem de açık ara evet. Birinci parti çıktı. Şimdi baktığımızda işte %80 katılımlı bir ön seçim. Bunu işte her kişinin, her oy verenin bir yakını, bir eşi, bir çocuğu olsa 3 ile çarptığınızda Lefke nüfusunun 500 deseniz 1500 kişi yapar bu. 500 kişi yapar. Yani bu da ciddi bir rakamdır ve belirleyici bir rakamdır. Kaldı ki diğer siyasi partilerin adayı çıkarıp çıkarmama durumlarının ile de doğru orantılıdır. Yani diğer bizim aşağı yukarı oy potansiyelimiz belli. Kazanan mevcut adayımız hem kendi siyasi parti içerisinden hem de dışarıdan oy getirecek kapasitede bir. Üçü de öyleydi. Yani hem kendi partisi içinde seviliyor hem de hangisi kazanırsa kazansın dıştan da çok ciddi bir oy getirecek özelliğe çok sahip da, adaylarımızı. Çok da genç arkadaşlar. Evet. Yani gerek Nadir Hanım olsun, gerek Yıltaş Bey olsun, gerek Timuçin Bey olsun. Hangisi kazanılmış olmuş olsaydı parti içindeki oyların haricinde dıştan da çok oy getirecek kapasitede adaylarımızdı. O bakımdan yani bizim şu anki hedefimiz Güzelyurt zaten Ulusal Birlik Partisi'nindi. Lefke'yi de alma hedefimiz söz konusudur. Kendi batı bölgesi için konuştuğumuz zaman. Evet. Bu arada resimlerimizi de hazırlayalım. Hemen onları da sevgili Serkan'a verelim. Onlar da ekrana gelsin. Gayet demokratik oldu dediniz. Kesinlikle. Şeffaf, demokratik ve herkesin göz önünde yapıldı. Gerek oy kullanma, gerek oy kullanmadan sonraki sayımlar siz de biz de orada gördünüz. Gördük ortamı. Evet. Hakikaten şeydi. Adaylar genç. Yani eskiden çok böyle belediye başkanı dediğinizde kelli felli isimler ama baktık artık siyaset de gençleşiyor. Adaylar da gençleşmeye başladı. Şeyi de gördük tabii uzun yıllar orada görev yapan sevgili Mehmet Zafer de geldi. O da oyunu verdi. Yani o kopukluk da yok. Onu da görmüş olduk. Şimdi bizim kollarımız geniştir sevgili Alihan. Yani bizde bir takım dıştan baskılarla ya da bazılarının Ulusal Birlik Partisi'ne nifak sokarak bölüp parçalamaya çalışanlar da artık bu partide söz konusu değildir. Bizim kollarımız geniştir. Biz kollarımızı açıp herkesi kucaklayacağız. Partilimizi de partili olmayanlar da. Bizim misyonumuz hükümete geldiğimiz zaman halkımıza hizmet vermek, muhalefette kaldığımız zaman da hükümetin yaptıklarını doğru yaptıklarını desteklemek, yanlış yaptıklarını da ciddi muhalefet yapmaktır. Dolayısıyla şu anki misyonumuza baktığımız zaman çok önem arz eden, çok ciddi duruşlarımız söz konusudur. İşte gerek seçimler olsun, gerek şu anda gündemde olan müşavirlikler olsun. Onları konuşacağız ama şeyi bitirelim. Bir Lefke'yi ben bitirelim evet. İstiyorum. Tabii şimdi belediye başkan adayı Timuçin Pirgaloğlu'yla belirlenmiş evet. Oldu. Şeyde nasıl bir yöntem izleyeceksiniz? Belediye meclis üyeliklerini. Çünkü onlar da önemli. Yani kesinlikle. En az bir başkan kadar başkanın ekibi de son derece önemli. Orada nasıl bir yöntem? Başvuru mu kabul edeceksiniz? Şimdi biliyorsunuz %30'da cinsiyet kotası vardır. Onlar eğer mevcut sayı kadar müracaat olursa tabii bu biliyorsunuz yani sayı aynı kalsa bile günün sonunda parti organlarında değerlendirilir. Yani şu anda aday olamayacak nitelikte şeyler vardır. Örneğin yasaklı olanlar vardır, sicillerinin durumu söz konusu. Yani bütün bu elekten geçtikten sonra aday olmaya hak kazananlar eğer mevcut sayıdaysa ve o cinsiyet kotasını da içeriyorsa katılacaklar. Fazlaysa yine aynı şekilde demokratik yollara gidilecektir. Yani şu an için başvuru mu alınıyor? Yani başvuru... Şimdi öncelikle başkandı. Şimdi başkan kendi çalışabileceği ekibiyle belki de kendi kafasında
tasarlamış i̇simler. Olduğu isimler vardır. Çünkü bu iş ekip işidir. Demin sen çok güzel bir şey söyledin. Yani belediye başkanlığı, muhtarlık ve cumhurbaşkanlığı kişilerle doğru orantılıdır. Dolayısıyla bu kişiler de kendi çalışacak elemanlarını, üyelerini seçerler. Ve tabii bölgeden parti olmazsa. Yetkili organlar da buna uygunluk getirir ve bu şekilde oluşur. Evet, bu arada hafta sonu yapılan Lefke seçiminden hem adaylar hem siz fotoğrafta evet. geldi. Çok sevgili, güzel bir manzara. Gerçekten gün boyunca da birliktelerdi. Yani kesinlikle kapıda... göstermelik değil. Çünkü düşünün, oylama başladığı günden itibaren, hatta onunla bir espri yaptım. Düğününüzde bu kadar durmadınız dedim, burada durduğunuz kadar. Gerçekten çok özverili, çok güzel bir düğün havasında. Gelen üyeleri karşılayıp, güler yüzle karşılayıp, hiç dışarıdan baskı olmadan, hiç kapalı kapılar altında herhangi bir işlem yapılmadan herkes geldi. Özgür Edesi oyunu kullandı ve çıktı. İtiraz falan da olmadı. Hiç kesin itiraz... yani o kadar bir şeffaftı ki gerçekten yani herkes mutlu ayrıldı oradan. Siz de oradayız, gördünüz yani. Biz de geldik. Gerçekten yani ne bir dalaşma olsun ne kutuplaşma olsun, hiç yani asıl bir düğün havasına geçti ve çok güzel geçti. Gerçekten çok güzel ve geçti. Ve 3 adaydı kapıda her gelince evet, karşıladı. Evet. Sen dedin ya işte seçilen başkan adayımız gençtir. Ben ilk kaptan olduğumda, şimdi hep kaptan dediğiniz zaman işte beyaz saçlı, işte şu anki durumumuz gibi azay po yaşlı. İşte biz izlediğimiz zaman kaptan, adam şoklarını yaşıyordu ama artık devir böyle. Devir böyle. Yani tecrübe çok önemli. Bizim adaylarımızda üçü de tecrübeliydi. Üçü de sevilendi bölgelerinde. Ve üçü de dayanışma halinde yaptılar. İşte çok mutlu olduk. Çok da gururlandık böyle bir şeyi başarmanın, mutluluğunu yaşamak çok önemlidir diye düşünüyorum. Peki. Lefke'de Sayın Pirgaloğlu'na başarılar, diliyoruz. Tabii güzel yurt daha biz yine belediye başkanlığı var. Uzun dönemdir çok tecrübeli bir isim. Mahmut Özçılar, Güzel Yurt'un belediye başkanlığı yapıyor. Beşinci dönem mi? Beşinci dönem, evet. Beşinci dönem değil mi? Evet. Altıya aday. Altıya aday. Altıya aday. Birazcık da Güzel Yurt'u konuşalım. Mahmut Başkan artık isim olarak da olsun, yaptıklarıyla olsun, belediyecilik noktasında olsun çok ciddi bir marka haline geldi. Hakikaten de bugün Lefkoşa'dan Güzel Yurt'a giderken o çevre düzenlemesi olsun, Güzel Yurt'un içi olsun ki hani benim hayatımda Lefke ve Güzel Yurt'un farklı bir noktası var, yayından önce söyledim. 95'te adaya ilk geldiğim, ilk gözümü açtığım yerler Lefke ve Güzel Yurt. Dolayısıyla hani benim de duygusal bağlarımın çok olduğu yerler. Biraz Güzel Yurt'u konuşalım. Güzel Yurt'ta ne görüyorsunuz durumu? Şimdi dediğiniz doğrudur. Bugün kaliteli belediyelerden bir tanesi. Borcu olmayan, altyapısını tamamlamış. Hatta altyapıya başladığı zaman ilk zamanlarda halkın biraz tepkili olduğu, yollar kazıldı. İşte kanalizasyon boruları geçti, yağmur drenaj suları hazırlandı. Tabii bir şeyi yaparken bir takım rahatsızlıkları veriyorsunuz. Ama şu anda Güzelyurt ilçesi belli başlı yerler haricinde ki onlar da tamamlanmak üzere hedeflendi. Altyapısı tamamlanmış. Yegane belediyelerden bir tanesi. Gerek çevre düzenlemesiyle. Tabii kısmi eksiklikler mevcut. Yani onlar da zaman içerisinde yapılıyor. Bu nereden kaynaklanıyor bu kısmi eksiklik? Tabii insanımızdan da kaynaklanıyor. Siz temizliyorsunuz, bir bakıyorsunuz yine oraya bir şeyler atılıyor. Dolayısıyla artık bu belediye yasası da gündemdedir. Bunlar da devreye koyarak çevre dairesiyle birlikte ilgili kirleten öder mantığını hayata geçirerek bu işi yapanlara ceza vermeye gidilmesi gerekir diye düşünüyorum. Onun haricinde gerçekten Sayın Özçınar Güzel Yurt için ismi bir marka olmuştur. Çok emek vermiştir. Gencinden yaşlısına kadar herkesi düşünen bir başkan. Çevreye çok duyarlı bir başkan. Dolayısıyla biz başkanın kazanması için elimizden gelen her şeyi kapı kapı gezerek bize düşen neyse yapacağız. Zaten ilçe başkanlığına atandığım günde verdiğim ilk talimat oydu. Şu anda mevcut ilçe yönetiminde büyük bir ihtimalle salı günü tekrar toplanacağım. Akabinde şu anda yurt dışında perşembe günü gelecek. Bir de perşembe günü toplantı yapıp ekipleri oluşturup artık kolları sıvayarak bu göreve başlayacağız. Ben hep şunu söylüyorum. Eğer muhtarlığa sahip olursanız beldeye, belediyeye sahip olursanız ilçeye,
Çok milletvekili sahip olursanız da ülkeye sahip olursunuz. Dolayısıyla bu bir zincirdir. Bu zincirin Türkiye'de hiçbiri... bunun örneği AK Parti yani. Kesinlikle. En güzel bunun örneği AK Parti. Hiçbir zincirinin çürük olma şeyi söz konusu olamaz. AK Parti önce yerel yönetimlerde adından bahsetti. Sonra milletvekili ve son... Belediye ve milletvekili. Doğrusudur. Son 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. Doğrusudur. Bu bir stratejidir. Bu bir yoldur. Bir yol haritasıdır. Dolayısıyla bunları ortaya koymadan, herkese görev vermeden ben bu işi tek başıma yaparım diye yola çıkarsanız yolda kalırsınız. Bu bir ekip işidir. Bu ekipler iyi kurulur ve kuracağınız bir üst yönetim, ki bu üst yönetimde biz olacağız. Bütün bilgi akışı bize gelecek. Ondan da iş dağılımı bizden geriye dönecek. Şimdi Ocak seçimlerine döndüğümüzde, 2018'in başlarına döndüğümüzde seçimlere giderken Ulusal Birlik Partisi'nde bir takım sıkıntıların olduğu, ilçede bazı problemlerin olduğu hep yazıldı, çizildi. Zaman zaman siz de seslendirdiniz. Ama şu anda artık görev sizde. Bu konuda bir çalışma başlattınız mı? Ya bundan sonrası için Menteş Gündüz özel hayatta kaptan, ama siyasettesiniz artık. Rotası belli. Rotayı nasıl belli ettiniz? Rota belli. Eski arkadaşlar, yeni arkadaşlar bir araya getireceğiniz bir organizasyon var mı? Yoksa daha farklı bir düşünce. Yani nedir rotanızda? Az önce söyledim. Bizim kollarımız geniştir. Artık biz zaten siyaset kavga etme kültürü değil, uzlaşı kültürüdür. Dolayısıyla biz gerek içimizde olsun gerek dışımızda olsun biz herkesle uzlaşmak için her türlü şeye varız. Kollarımızı açabiliriz. Yani çağıracak mısınız? Mesela ilçede bir görüşler. Bu hep konuşuluyordu. İşte ben bazı diye, milletvekilleri ilçeye gelmiyor. Bunlar hep seçim kesinlikle döneminde. Ben ilk etapta kırgın, küskün olan herkesi tek tek geziyorum. Bugün çok sevdiğim bir arkadaşıma kahve içmeye gittim sabahleyin. 8 içerlik gece kahvesini içtim, sohbet ettik, konuştuk. Bunları tabii sihirli denek yoktur ama bunu zaman içerisinde aşacağımıza inanıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan insanların refahı Ulusal Birlik Partisi olmadan olmuyor. Bak bunu net söylüyorum. Bugün bir seçime girdik. Aritmetik ortada. Dört partili bir koalisyon. Henüz daha icraata başlamadı. Bütçe yeni bitti. Biz de kesinlikle belden aşağı vurmayacağımızı, takip edeceğimizi, icraatları takip edeceğimizi söyledik. Ancak şöyle bir şey var ki, şu andan itibaren keşke Ulusal Birlik Partisi hükümette olsaydı, seslerini gezdiğimiz insanlar içerisinde ve değişik yelpazedeki siyasi partilerimizle duymaya başladık. Ama zaten insanlar Ulusal Birlik Partisi'ni hükümette görsün diye oy verdi. Her 10 kişiden 4 tanesinin oyunu alıp kesinlikle oraya gittiniz ama cevabı verilemeyen sorulardan bir tanesi şu. Ocak ayından bu tarafa bunun cevabını bir türlü net olarak alamadık. Halkın %35-%37'sinin oy verdiği, en yakın rakibinin iki katı olan bir parti bugün iktidarda değil. Burada bir tuhaflık var. Yani halk zaten çok bariz bir şekilde ülkenin tümünde kimi iktidarda, kimi muhalefette, kimi nerede görmek istediğini halk çok net bir şekilde verdi de sonuç halkın işte o verdiği sonuç, tablonun noktasında değil. Şu var sevgili, bunu bir anlatamadık. Şu var sevgili Elhan. Şu anda bazı siyasi partilerin seçim manifestosunda çıta en yukarıya konuldu. Bu çıta ondan daha yukarı çıkmaz. O bahsettikleri işte dosyalar, hesap soracağız. Ya sorsunlar, bir itirazımız yok. Destek olacağımızı söyledik. Sorsunlar ama işte partiyi eleştirmeler, işte biz sizinle hükümet kurmayız ancak kahve içmeye gelirsiniz. Siyasette böyle şey yoktu. Bak ne dedim ben? Siyaset kavga etme şeyi değil, uzlaşı sanatıdır. Dolayısıyla baştan düğmeler yanlış ilgilendiği için hükümet de dört başlı bir hükümet oldu. Kıbrıs konusunda verdiği beyanatlar kendilerine göre haklıdırlar. Zamanı geldiğinde düşünecekler ama şu anda zamanı gelmiş zaten. Şu anda Akdeniz'deki sular ısınmış vaziyettedir. Yani bu münhasır ekonomik bölgeden dolayı ciddi anlamda bir ısınma vardır. O bakımdan biz her yönde tedbirimizi almakla mükellefiz. O yüzden diyoruz ki Ulusal Birlik Partisi olmazsa olmazdır. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hem de Kıbrıs sorununda. O bakımdan Sayın Akıncı da artık farkındaysanız söylemleri çok nettir.
Artık diyor müzakereci koymayacağım dedi. Ben dedi ucu açık görüşmeler artık şey demem, tahammülüm yoktur. Zaten konuşulmak hiçbir şey yoktur. Birazcık daha güzel yurt devam edelim. Güzel yurda gelelim. Güzel yurt önemli. Güzel yurtta hedefimiz. Güzel yurtta şimdi Mahmut hükümet Öztürk'ün bir belediye başkanı olması dedi ki olacaktır da. Tabii bizi engellemek isteyen, bizi tökezlemek isteyen insanlar da, kişiler de, kurum kuruluşlara çıkacaktır. Biz kendimizi anlatacağız. Yaptıklarımız, yapacağımızın teminatı diyeceğiz. Bugün başlatılan bir hayvan rehabilitasyon merkezi söz konusudur. Akabinde bu yasa belediye yasasının ivediliği alınmıştır. O yasa geçtikten sonra da bir ben başkanla konuştuğum zaman yerlerinin mevcut olduğunu, akabinde de bir hayvan barınağının yapılacağını ki şu anda bir takım çalışmalar da başlatılmıştır. Bunlar zaten toplumda talep edilen şeylerdi. Şimdi bunlar, hayvan barınağını falan konuşuyoruz ama biz yıllarca güzel yurtta insan yok, güzel yurtlar kaçıyor. Ölülerini bile alıp Lefkoşa'ya gömüyorlar diye yüzlerce binlerce haber yaptık. Belki Alihan o film bitti. Ben ömrü hayatım yani 20 senedir ekranlardayım. Hiç yapmadıysam binlerce bununla ilgili program yaptım. Bu saatten binlerce. Sonra bu saatten sonra güzel yurtta göç terse dönecektir. Göreceksin. Eskiden giderdik güzel yurda, sokakları gezerdik. İnsan bulamazdık. Şimdi gelin. 2-3 tane esnafla röportaj yapardım. Buradan biz, onlara da selam olsun. Başta Ulus evet. Abi olmak üzere Şinasi abim. Bunlar güzel yurdun. Evet. Şinasi Özdeş, Ulus Ese. Bunlar güzel yurdun çınarları artık. Hep röportaj yapardık 20 yıldır, küsur yıldır. Hep bir şey derlerdi işte insan yok, o yok, bu yok. Şimdi bugün güzel yurda bakıyorsunuz bir üniversitesi var. İçinde bir üniversite yapıldı Lefke'de. Aldığı yolu gitti. Buradan da Mehmet Ali Hoca'ya hakikaten. Evet, Mehmet Ali Hoca gerçekten yani büyük takdire değer, şayan bir rektörümüz. Büyük değer. Bölgeli de Lefkeli ve gün 24 saat çalışan bir rektör. Ben herkese böyle bir rektör nasip etmedim. Ben de ilk Lefke Avrupa'nın öğrencisiyim. Ben gittiğimde 300 küsur öğrenci vardı. Geçen gün işte Lefke'ye geldiğimde sevgili Cem Pişmiş'in yurtlarına gittim. Sadece yurt 400 kişilik ama hani yurt mu, 5 yıldızlı otel mi? Yani yemin ediyorum oraya o bölgeyi bilmeyen, orayı tanımayan bir insan alın. O yurdun içine koyun ve sorun. Burası sizce otel mi, yurt mu diye. Ben inanıyorum ki otel cevabını verecektir. Doğrudur. Aynı güzellikte. ODTÜ var. Artık ODTÜ aldı başını gidiyor Kalkanlı yolunda. Dolayısıyla Lefke Avrupa Üniversitesi, Kıbrıs Sağlık Bilimleri Üniversitesi, ODTÜ'sü ile güzel yurt muazzam bizim bir çekim merkezi oldu. Güzel yurt, bir de altını çizeyim. Güzel yurt bu saatten sonra göç veren değil, artık göç edenlerin geri dönecek olduğu bir yer, artı dıştan da geleceklerin olacağı bir yer olacak. Olmaya da başladı yavaş yavaş. Bizim burada beklentimiz şudur, bizim başlattığımız, bitiremediğimiz bir güzel yurt hastanesinin bitmesini. Karkası çıkmış gördük. Karkası bitti. İnşallah bu hibelerle, iyi ilişkilerle bu hastanenin bitmesini sağlarız. İki, güzel yurt Lefke yolunun ki bu yolun bitmesi artık güzel yurdun o aks üzerine büyümeye başlayacağı, güzel yurdun merkezinin dönüşüme müsait olacağı, kendisi hep yıllardan beri düşündüğümüz o eski yıkık dökük binaların artık yeni geçecek o İçişleri Bakanı'ndaki yasayla uyumlaştırılarak belediye yasasının belediyelerin TOKİ modeli evleri yapabilmesi ve Güzellik merkezdeki eski binalarında dönüşerek kentsel dönüşümün başlatılması projeleri söz konusudur. Bunlar da Mahmut Başkan'ın bilgisindedir, programındadır. O bakımdan açık pazarın yapılması, bu gibi şeyler cumartesi de bir Güzellik pazar. Güzel dönüşü daha da hızlandıracaktır. Çünkü düşünün. Orada pazarın yapıldığı yeri görüyoruz değil mi şu anda? Tam pazarın olduğu yerler evet. Buraları. Cumartesi günleri de harika oluyor o pazar hakikaten. Kesinlikle. Benim hoşuma gidiyor orada böyle dolanmak etmek. Bu hangi projesi bilmiyorum ama az önce gördüğümüz yer güzel pazarının olduğu yerler. Evet şurası Aymamaz. Evet. Şurası müze. Kaymakamlık o tarafta. Orası Sıbyan Okulu. Burası da açık pazarın kurulduğu yer.
burası için de proje belli hazırlanmış. Şimdi siz çok önemli bir laf ettiniz. Dediniz ki güzel yurtta artık geri dönüşüm başladı. Ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme. Tabii ki üniversitenin bunda katkısı çok. Kesinlikle. Acaba ondan mı gidir dörtlü koalisyon hükümetinin açıkladığı, Sayın Başbakan'ın açıkladığı, geçen hafta açıkladığı ekonomik vizyon, 15 maddelik ekonomik vizyonda güzel yurt yok da iskele var, karpaz var. Şimdi güzel yurt... Yani bitirdi mi güzel yurt ekonomik kalkınmayı da paketten çıktı da iskele ve karpaz şimdi kondu. Şimdi şey olarak gerek hastane bazında gerek üniversite bazında güzel yurt tabii tamamlanması halinde ilk etapta tamamlanmış olacak. Ben geçen hafta iskeleye gittim. Bizim oradaki arkadaşlarla bir dolaştık. Gerçekten yani işler acısı. Dolayısıyla oraya bir üniversitenin yapılması şarttır diye düşünüyorum. Ancak şu da bir gerçek. Tabii gelişen ve değişen yerlerde de bir takım refah seviyeleri yükselirken bir takım sıkıntılar da gündeme geliyor. Yani şu anda mesela güzel yurtta boş ev bulamazsınız. Yurtların haricinde. Gelenler evleri de kiralıyorlar. Bu defa öğrenci yaşantısıyla normal meskun aile yaşantısı birazcık çelişiyor. İşte öğrencidir. Yolda geçerken daha yüksek sesle konuşur. Kahkaha atar. Gece uyumaz. Gece uyumaz. Tedirginlik olur. Gece 12'den sonra ses duyulduğu zaman özellikle kırsallarda ne oldu bir şey mi var? Paniği başlar. Ama bu tabii bilinen şeyler. Dolayısıyla burada biz şeylere söyledik. Yani kolluk güçlerinin de o derece güçlendirilmesi gerekiyor. Yani örneğin biz Lefke'yi ilçe yaptık. Polis müdürlüğünü de açmamız lazım ve 5 sene önceki polis kadrosuyla o ilçeyi yönetmek lazım. Çünkü orada ciddi olan bir öğrenci vardır. Öğrencinin olduğu yerde her türlü şey olabilir. Ansızın kavga da çıkabilir, tartışma da çıkabilir, olay da olabilir. Dolayısıyla bunlara müdahale edecek kolluk güçlerinde yapılması gerekiyor. Yani ilçe bazında demek ki az önce söylediğin şeyi şimdi daha tam tamamlamış değiliz. Şimdi bir güzel yurtta yapılıyor. Hastane yapılıyor. Evet. Çift şeritli yolumuz yapılıyor. Çift şeritli yol yapılıyor ama Lefke'de diyorsunuz polis müdürünün atanması lazım. Polis müdürünün atanması lazım. Orada kadrosunun artırılması lazım. Çünkü şey de var, mahkemeler de var. Az önce Mehmet Ali Hoca'dan bahsettik ya, ciddi bir potansiyel yükselttiği üniversitede. 10 binlere, 10 binlerden. Dolayısıyla siz örneğin 5 sene önce 30 sene 20 tane polisle karakolu işletiyorsanız, şimdi 5 bin öğrenci varsa, şimdi 10 bin öğrenci varsa aynı sayıda buna yetişmeniz mümkün değildir. Dolayısıyla demek ki gelişip değişirken bazı şeylerde artık dikkat alarak ve ivedilik sırasına göre neyi daha çok geliştireceğimizi dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi 10 bin Lefke'de var. 2000 civarı Kıbrıs Sağlık Bilimlerinde var. Gene 2-3 bin şeyde var. Ciddi anlamda mecbur nüfus vardır. Yani baktığınızda 15 bin öğrenci nüfusundan bahsediyoruz. Bu öğrenciler her gün bir yumurta yese, günlük yumurta ihtiyacı bölgede 15 bin. Kesinlikle. 15 bin. Artı şey de var. Yani işte bunu yine belediyeler bütçesinde konuştuk. Yani belediyelerin de artık nüfusa göre, coğrafi konuma göre ve fiziki özellikleri de dikkate alınarak katkı paylarında ortak bir havuza düşerek bunların dağıtılması ve devlet katılarında bunlar dikkate alarak dağıtılması gerekir diye. Ama şeyi nasıl söylüyorsunuz? Onu tam anlayamadım. Yani güzel şu anda ekonomik programda yok. Sayın Başbakan'da ki biz daha çok iskele, karpaza. Tamam, orasının daha çok ihtiyacı var ama yani güzel yurdunda birazcık daha herhalde önünde zaman olması lazım. Yani bir Girne gibi değil, bir Maosa gibi değil, bir Lefkoşa gibi hiç değil. Yani şimdi şunu tamam, da söyleyeyim. Birazcık kalkındı. Bir güzel yurt ve Lefke, biliyorsunuz Lefke ayrıca bir de Sittaslov'dur. Dolayısıyla yani hiçbir güzel yurt ve Lefkeli bir Girne gibi çarpık çurpuk yapılaşmak veyahut da kontrolsüz gelişmek istemiyor. Dolayısıyla şu anda bu imar yasalarının çok önemli olduğunu, bu imar yasalarının çıkması ve bu yasalara göre yapılaşmanın yapılması, ihtiyaca göre binaların, yurtların yapılması ki artık bu saatten sonra herhalde durdurulmuştur diye biliyorum. O bakımdan bu kalkınmayı da talebe göre, çünkü eğer sizin talebiniz öğrenciniz artmışsa bu öğrenciye hitap edecek dönüşümleri de yapmanız gerekiyor. Yaptığınız işlerle doğru orantılı olarak. Yani ona göre de vereceğiniz, açacağınız dükkanlar, vereceğiniz hizmetler öğrenciye yönelik de daha çok olması gerekir. Öğrenciyi çekebilmeniz için. Öğrencinin ihtiyaçlarına karşılık verecek yerlerin yapılması gerekir. Eğer öğrenci istediği bir şeyleri bulamıyorsa bir sonraki şehirde, ilçede bulmaya çalışacak. Dolayısıyla çok dikkatli ve hassas davranmak lazım bu konulara diye düşünüyorum. Peki.
son bölgeyle ilgili biraz ülkeden de genelden de konuşmak istiyorum. Sürede çok hızlı okuyor ama kaptansınız. Deniz aşkı başka bir aşktır. Ne iş yaparsanız yapın o deniz sizi çağırır. Lefke güzel yurt ama baktığımızda denizle ilgili çok fazla bir şey yok. Hatta hiçbir şey yok. Bu konularla ilgili, evet, bu özellikle ilgili, işte Lefke'de gibi konağında... Işte bir marinanın yapılması gündemde. Bunu Turizm Bakanı'yla da konuştuk, turizm bütçesinde de konuştuk. CMC'nin Çukurova Üniversitesi ile Turizm Bakanlığı'nın yapmış olduğu ve gömmeye dayalı bir rehabilite edip orayı kullanma nasıl açacaklarıyla ilgili bir takım çalışmaların olduğunu aktardı. Bunları takip edeceğimizi, hatta orada bir port isminin olduğunu, bunların artık taahhütlerini yerine getirmemişlerse bu iş hakkında artık feshedilerek orayla yapılması gerekir. Çünkü çok büyük bir alanı tutuyor bu CMC alanı. Dolayısıyla oraya bir marinanın yapılmasıyla da Akdeniz, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz çanağında dolaşan 1 milyon yatağa hizmet verecek bir kapasite olacaktır. Kaldı ki biz daha da öngörülü davranıyoruz. Diyoruz ki olası bir anlaşmada ada ülkesi olmamız hasebiyle ada etrafını turlayacak bir turlar, yat turları yapılabiliyor. Yani örneğin Girne Marina'na çıkacak yat, Güzeyor'da gelecek gemi konağına. Oradan Baf'a geçecek. Oradan Limassol, Larnaca, Mausa, Karpazgate ve Girne. Bu dünyada yapılan bir sistem. Ve özellikle bizim batı bölgesi en çok tercih edilenlerdir. Çünkü bu sporu yapan insanlar artık teknolojiden, gürültüden bıkmış olan insanlardır. Huzur bulmak isteyen, yani eko ve agroturizm yapılabileceği, sağlık turizmin yapılabileceği ve Lefke'nin de üyesi olduğu Sittaslov'a uygun yerlerde gelip tatilini yapmak isteyecek olan insanlardır bunlar. Bizim batı bölgesinde Güzelyurt ve Lefke'de buna çok müsaittir. O bakımdan bu şekilde de Omer'in olmasıyla birlikte orada ciddi anlamda hem istihdam hem de ciddi anlamda bir kalkınmanın olacağı gözden kaçmamaktadır. Onun için bunun üzerinde özellikle ben çok ciddiyetle duyuruyorum. Turizm Bakanı'yla bu konuda ciddi anlamda bir yakın temasımız vardı ve takip ediyoruz. Peki. Bu yalnız orası için değil, Girne Otantik Limanı için de geçerlidir. Dolayısıyla ilk etap zannederim orası düşünülüyor. İkinci etapta Güzelyurt'tur. Girne Limanı da çok kötü ama. Gemi konağı, evet. Hakikaten. Yani artık, orası, yani oraya girersek yani, bir program gerekir oraya. Bir program gerekir yani. Ama hakikaten çok kötü. Ben yani bir önceki hafta sonunda oradaki arkadaşlarla beraberdim. İşletmeler şikayetçi. Her yönden. Herkes her yönden. Şikayetçi. Yani, güvenlikten tutun işletilmesine, denizin içindeki denize sahip olmaktan tutun, denizin, devletin denizinin hava parası satılmasından da her türlü şey var. Sanırsam böyle gene bir programdı bundan 2 ya da 3 ay evvel veya 4 ay evvel veya 5 ay evvel artık neyse. Sevgili Vakas Altınbaş, Altınbaş Holding'in evet. Başkanı programı izliyormuş. Biz de şeyleri gösterdik, limandaki pislikleri gösterdik. Sağ olsun bütün Alpet çalışanlarını aldı götürdü. Limanda ne kadar pislik varsa toplattırdı suyun üstünde. Bir hafta. Bir hafta sonra yine aynısı oldu. Bir de şu var sevgili yani bir abi. Hafta gitti o iş. Oradaki akıntıyı da dikkate aldığınızda denize atılan her şey düşün ta Arabistan yazılı içeriye giriyor. Yani açıktan denize atılan çöpler dahi o lokal rüzgarların ve akıntıların esintisiyle gelip oraya gidiyor. Dolayısıyla oradaki mendireğin bir uzatılması gerekiyor. Günün şartlarına göre o akıntıyı daha yukarıya çekmek gerekiyor. Bir de sevgili Hasan Karaokçu'nun da kulaklarını çınlatmak istiyorum. Uyuşturucuyla ilgili ülkeye giriş yollarından bir tanesi olan deniz, marinalar, limanlar denetimsiz. Yani adam açıkta atar malı, alır tekne girer içeriye. Kim soruyor bunun hesabını? Aa, bu bizim tekne dedi, gelip giriyor. Yani anlatabildim mi? Dolayısıyla geldi, şey bütün bunları biz konuştuk. Gerek sahil güvenlik komutanlığının görevleri, liman başkanlıklarının, gerek marin polisinin oluşması, gerekse o mevcut marinalara, limanlara giriş çıkışların 24 saat denetlenmesi gerektiğiyle ilgili. Tur tekneleri çıkıyor. Yani yalnızca uyuşturucu değil. Listesinin alınması gerekiyor. Allah korusun bir şey oldu mu o teknede kimler vardı bilinmesi gerekiyor. Dolayısıyla bütün bunların yapılması gerekir diye düşünüyorum. Geçen defa da program yaparken sevgili Serdar Kaptan izliyordu bizi. O da emekliye ayrılmış. Ona evet, da şu anda emeklilik tadına çıkarıyor. Emekliliğin tadına. Tebrik edelim. Peki, limanları Güzelyurt'u Lefke'ye birazcık bırakalım, birazcık da memlekete gelelim. Bir de şunu söyleyeyim sevgili Alihan. Şu anda anladığım kadarıyla bu
belediye başkan seçimlerinde tarihin Temmuz'a aktarılmasıyla ilgili bir çalışma yapıyor hükümet. Geçici maddeleri koymak düşüncesindedirler. Zannedersem yarın da meclise gelecek bunun ivedilikleri. Şimdi anayasada 4 yılda bir yapılır diyor. 27 Haziran'da yapılan seçimler Haziran'da yapılması gerekiyor. Ancak şöyle ince bir ayrıntı vardır. Seçim ve halk oylaması yasasında 11'e 1 maddesinde der ki milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde işte seçim süresi başlamadan 60 gün önceki güne denk gelen günün öncesindeki pazar günü yapılır diyor. Ancak 11'e 3 maddesi yerel yönetimler, meclis üyeleri, muhtar ve ihtiyar heyetleri oy kullanma tarihinden 60 gün önce başlıyor ve hangi Haziran ayının içerisinde hangi gün yapılacağına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi karar veriyor. Yani burada illeki pazar yapılacak diye bir şey söz konusu değildir. Hükümet 1 Temmuz diyor. Siz Temmuz'da... Şimdi, yani anayasa net açıktır. Yani 119. maddesi 4 yılda bir yapılır diyor. 4 yılda bir yapılır. Haziran'da yapıldı. Önceki de Haziran'da yapıldı. Ondan önceki de Haziran'da yapıldı. 27 Haziran 2014'te yapılan seçimler 4 yıl sonrası yine Haziran'dır. Ve bu Haziran içerisinde hangi gün yapılacağına oy kullanma tarihinden 60 gün önce seçim yasalarının başladığını vurgu yapıyor ve bu Haziran ayı içerisinde seçimin hangi gün yapılacağına da Millet Meclisi, Cumhuriyet Meclisi karar verir diyor. Yani burada bir şartlanma olmasın illeki pazar günü olacak diye. Seçim ve halk oylaması yasasının 11'e 1 Cumhurbaşkanı ve milletvekilliğinin pazar günü bir önce yani oraya o güne denk gelen 60 gün öncesine denk gelen günün bir önceki pazarlığı diye nettir seçim ve halk oylaması yasasında. Ancak 11'e 3 maddesinde de pazar günü söz konusu değil. Haziran ayı içerisinde yapılacağını ve bunun hangi gün yapılacağıyla ilgili gün seçiminde Cumhuriyet Meclisi'nde olduğunu net bir şekilde söylüyor. Bu arada sevgili Güven Arıklı anladığım programı izliyorsun. Teşekkürler. Beyköy'den Halil İbrahim Beysan, sana da selamlar olsun. Ama yayındayım, telefonu açamıyorum. İzliyorlar, biliyorum. İzledikleri için de arıyorlar. Sağ olun, var olun. İzlemeye devam edin. Bir önemli konu da yine bugün bildiğim kadarıyla siz mecliste bu konuyla ilgili çok uzun zamandır çalışıyorsunuz. Müşavirler konusu. Evet. Aslında bu konu her böyle seçim öncesinde ve seçimin hemen sonrasında çok konuşulur. Ondan sonra bir sonraki seçime kadar unutulur. Bir sonraki seçimden önce konuşulmaya başlanır. Seçim biter. Yine birazcık konuşulur. Sonra gene unutulur pozisyonda. Hükümet müşaviri yaratmayacağım dedi ki yarattığını hep birlikte zaten görmekteyiz. Ama müşavirlerle ilgili bir çalışma. Nedir bu çalışma? Ne umut ediliyor? Ne murat ediliyor? Ne yapılmak isteniyor? Siz bu konuyla ilgili bir çalışma yaptınız. Evet. Sizin çalışmanızda ne var? Biraz onları konuşalım isterseniz. Şimdi hemfikiriz. Müşavir yaratılmaması konusunda hemfikiriz. İtirazımız yok. Ancak şu anki mevcut müşavirler söz konusu var. İki, halen görev yapmakta olan üst düzey kamu görevlileri var. Bir de bu yasa yürürlüğe girdikten sonra atanıp bu yasanın şartlarına göre eski görevlerine gidecek olan üst kademe yöneticileri var. Şimdi 120 tam rakamlarda yanılmış olabilirim. 125 kişi müşavirlik hakkı kazanıp işe gelmeyen, 65 tane şu anda görev yapan üst kademe yöneticisi vardır. 125 toplam. Evet. 65'te görevde olan var. Evet. Şimdi yani bir 60 kişi var. Burada bu yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beklenti hakkınız oluşmadı. Beklenti hakkınız vardır. Siz görevden alınmadığınız için müşavirlik hakkı kazanmayacaksınız. Onun için görevinize döneceksiniz deniliyor bu yasayla. Biz de dedik ki ilgili başkanlara, ilgili bu konuya ilgi duyan herkese. Şimdi hatırlayın, bu hükümet göreve gelirken daha çok hukuk, daha çok adalet demişti. Hı hı. Şimdi ben şunu soruyorum. Şu anda mevcut olan 65 tane görevde olan üst kademe yöneticisi, nitelikli elemanlar, diğerleri niteliksiz demiyorum. Şu anda mevcut olanlar için konuştuğum için bu kelimeyi kullanıyorum.
Onlar da tabii ki nitelikliler. Görevlerini dört dörtlük yaptıkları için hangi hükümet gelirse gelsin bu insanları görevden almadılar. 2 senelik olan var, 1,5 senelik olan var, 4 senelik olan var, 8 senelik olan var, 10 senelik olan var. Bunlar görevlerini dört dörtlük yaptığı için, gelen hükümet görevden almadığı için mükafatları buradan alınıp eski görevlerine götürülmek midir? Ama maaş ve kadrosu kalmak kaydıyla. Bu bir kere ters. Bu bir. İki, ben sevgili başbakanın İdare Ceza Hukuku kitabını kendi yazdı. Çok da güzel bir kitap yazdı. Buradan gerçekten tebrik etmek istiyorum kendisini. Bu işi bilen biri. Okudum. İdare hukukunu okudum. Ve orada şöyle bir şeylere rastladım. Ben hukukçu değilim. Yani sürçülisan edersek affola ama okuduklarımızı aktarmaya çalışıyorum. Diyor ki, bir kişiye çıkan bir yasayla vermiş olduğunuz hakkı, çıkaracağınız yeni bir yasayla, önceden vermiş olduğunuz yasaldaki hakkını korumakla mükellefsiniz diyor. Yasa hüküm gereği yürütülmemelidir. Bu, eğer bunu yaparsanız, bundan sonraki çalışanlar hangi yasayı çıkarırsanız çıkarın, güvensizlik oluşacaktır. Ve siz bu saatten sonra bu güvensizliği yaratırsanız kamu üzerinde artık hukukun adaletinden ve üstünden bahsetmeniz mümkün değildir. Bu bir. İkincisi, etik olarak ciddi anlamda kamuyu kaosa sürükler. Örnek, ikimiz müfettişiz, üçümüz müfettişiz, bir tanesini alıyorlar, bakanlık müdürü yapıyorlar. Bu arada müdür muavinler açılıyor, biz giriyoruz müdür muavinine, 2 tane kadroyu dolduruyoruz. Ondan sonra bu arkadaş alınıp geri görevine gidiyor. O sınava bizim giremedi. Bizim altımıza geliyor. Bu bir. İkincisi, bunu bilen bir kişi sana bana nasıl söz geçirecek, biz demeyecek miyiz? Ne diyorsun kardeşim? Hesap et. Yarın öbür gün buradan buraya geleceksin ha. Anlatmaya çalıştığım kamuda yaratacağımız kaos. Dolayısıyla benim önerim şuydu. Bugün mecliste grup başkan vekillerine, başkanlara, ilgi duyan herkese bu öneriyi çoğaltıp dağıttım. Görüşülmesini talep ettim ve herkes görüşünü katarak bize bildirme. Çünkü bu biliyorsunuz İdari Kamu ve Sağlık Komitesi'ne gelecek. Ve dedik ki, hatta ben başkan dedim ki, Kudret Başkan'a, Başbakan Yardımcımıza, dedim hatta sizin hesaba katmadığınız mevcut 10 yıldır işe gelmeyenleri de aktive ediyoruz. Zaten halkın esas üzerinde durduğu konu da budur. Yani benim anlamadığım bu işle ilgili, bir, bu memlekette bu kadar sıkıntı var. Meclis çalışmıyor deniyor. Mecliste komitelerde sıkıntı var deniyor. Bu 125 arkadaş mecliste görevlendirilemiyor mu? Bir ara denendi. Şimdi bir ara şunu bir moda vermeye çalıştık. Çıkacak ortaya olay. Şimdi bir, halen görevde olup üst kademe yöneticiliği yapan kişiler 65 tane. Siz bunları görevden aldığınız zaman 4. maddeye bağlı olarak olacaklar. Ancak bunlar nereden görevde alındılarsa, örneğin Cumhuriyet Meclisi'nde alındıysa İthamiri Meclis Başkanı, bakanlıklardaysa İthamiri Bakan, Cumhurbaşkanı'ndaysa İthamiri Cumhurbaşkanı olmak kaydıyla o kurumun kuruluş veya örgütlerinde görevlendirilecek danışma olarak ya da niteliğine göre kullanılabilecek. İki, bundan sonra alınacak olanlar geri gideceğini bileceği için çok düşünecek. Niye gideyim ki? Gitmek isteyen de... Yani şimdi bana da oradan gitmem. Gitmek isteyen de oradan geriye gideceğini bilecek. Çünkü şu anki çalışanların oraya atanmaları, görevden nasıl alınacakları, alındıktan sonra ne olacakları şu anki mevcut esnada bellidir. Üç ve önemlisi, şöyle bir madde koyduk. Dedik ki bunlar 125 kişidir. Biz bu yasayı yürürlüğe koyduğumuzda, bu bizim önerilerimizle birlikte yürürlüğe konursa 60-65 kişi emekli olma hakkına sahiptir, emekli olacaklar. Geriye kalanlar da eğer bir ay içerisinde çağrıldıkları görevlere gelmezse kamu hizmeti komisyonu tarafından görevlerine son verilecektir. Bu da toplumun üzerine durduğu konu değil miydi? Buyurun işte. Dört dörtlük. Ne içinde olanı, ne önceden müşevir olanı, ne de bundan sonra müşevir olacak olanı tam hakkaniyetle, adaletle ve devleti kaosa sürüklemeyecek şekilde önerdiğimiz bir öneridir. İnşallah ben ciddiye alırlar ve... Ben bu konuda birazcık zemin yokladım. Birazcık oklar Sayın Özer Say'ın üstüne gidiyor. Yani şimdi perde gerisi burada ne kadar hoş olur anlatmak bilmiyorum ama hükümet ortakları ki çok ortaklar o hükümette de
Hepsi şeyi işaret ediyor bu konuda. Kudret Hoca'yı. Kudret Hoca'yı işaret ediyor. Şimdi tabii hani dedikodu olacak burası ama. Yok, ben bu konuyu yani, Kudret Hoca'yla konuştum. Birazcık. Hoca farkındadır ama tabii yani şimdi. Kendisi adı espirtimi. Çünkü Sayın Erol'un anladığım kadarıyla bu konuda yani çok farklı düşünüyor. Serdar Bey farklı düşünüyor. Biz 15 dakika görüştük Kudret Hoca'yla. Bana dedi ki bir tane şey hazırlanır, dikkat alacağız. Yani bu konulara çok şeydir, ilgilidir. Gerçekten alıp inceliyor. Yapmak istediği doğrusudur. Ancak biz de ona yardımcı olma babında hem kamunun işleyişi, hem mevcut çalışanların mağduriyeti olmaması, hem eskilerin artık evde oturmayıp aktif olması, hem de bundan sonra gelecek olanların da neyle gelip neyle gideceğini bilerek hareket etmeleri babında yaptığımız, ben ve ekip arkadaşlarım çok ciddi bir çalışma yaptık. Yani mesela şu an sırf bu işler olacak diye devlet kilitlenmiş durumda. Mesela İçişleri Bakanlığı işte müdürleri daha atamadı. Kaymakamlar daha atanmadı. Yani kendi kadrolarını... Ama şu anki kendi bürokralar çok ciddi çalışıyorlar. Çalışıyorlar ama yani günün sonunda yani o partinin bürokratlarıyla işte yani birçok yerde atamalar yapılmış. Mesela şehir planlamada atamalar yapılmadı. Bankalara atamalar yapılmadı. Vakıflar Bankası mesela kredi dağıtacak, dağıtamıyor. Doğrudur. Yani tüketici, üretici, dolar sterlin aldı başını gidiyor. Yerlerin kiralanması gecikti. Belediye, çalışma dairesi hepsi talep kaos. Çalışma yani, izinleri çıkartılamıyor. Tamam yani bakanlıkta UBP'den kalan müdürler, müsteşarlar şu an görevde devam ediyor arkadaşlarım büyük bir çoğunluğu ama yani bazı yerlerde kilitlendi. Mesela Vakıflar Bankası kredi atamıyor. Bu devletin bankası. Evet. Ne olacak? İşte bakın bu atamadan yaşanan kaos, bir de düşünün diğer türlü bir kaosun oluşacağını. Devlet kilitlenecek. Dolayısıyla bu yaptığımız öneri, yapacağımız öneri, dağıttığım öneri daha doğrusu bürokrat arkadaşlarımla, hukukçularla çok ciddi bir kuyucu sarrafı gibi çalıştık. Çok ciddi bir değişiklik önerisidir. İnşallah ciddiyetle okuyup bunu da az önce bahsettiğim gibi kimseyi mağdur etmeden gelecek olanları, mevcutları ve önceden müşavir olup da evde oturanlarla ilgili doğru bir kararlar alırız diye düşünüyorum. Mesela peki. bugün oturduk ve kamu sağlık çalışanlarıyla ilgili yasayı geçirdik. Tartıştık, oy birliğiyle geçirdik. Ama günün şartlarına dikkat alarak, her türlü şey yaparak, mahkeme kararlarına dikkat alarak, hukukun üstünlüğünü her zaman en ön plana tutarak değerlendirip karar verdik. Birkaç tane SMS ile devam edelim. Sedat Hacı Mehmet abimiz seyrediyor yayını. Diyor ki, yahu Halihan, adam görevden alınır. Gider evine, bahçe işleriyle uğraşır. Sonra partisi hükümete gelir. Tekrar koltuk için savaşır. Ondan sonra da diyor, gelecek diyor, beni denetlesin bu adam bakanlıkta. Ben kaçta geldim, kaçta gittim diye. Bu olacak iş mi diyor. Şimdi burada bu aslında doğru söylüyor. Sevgili Sedat da kaosun eğer yani doğru şeylerde yapılmadığı, doğru temeller üzerine oturtulmaz zaman oluşacakları sevgili Sedat oradan şu anda zaten kahin olmasına gerek yok, görüyor zaten. Görüyor tabii çünkü yani o noktada haklı. Evet. Adam yani 5 yıl 6 yıl bahçeyle uğraşıyor. Ondan sonra çıkıyor geliyor. Yani ben bu konuyu diyor kamu ki, hizmetindeki arkadaşlarla görüştüm. Onlar da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki ben şeyim, geldim görevdeyim. Sayın Vekilim, çözüm odaklı konulara yaklaşmaktadır. Çalışmalarında başarıların devamını diliyorum demiş Onur Özdemir. Cafer Bey de size selamlarını göndermiş. İlgiyle yayınınızı takip ediyorum demiş. Sürenin sonlarına doğru hızlı bir şekilde geliyoruz. Birkaç tane daha SMS var ama ben yine kafamdaki soruları bitirmek istiyorum. 1 Temmuz anladığım kadarıyla hükümetin aklındaki yerel seçim tarihi ama siz bunun Haziran ayında olması gerektiği konusunda 30 Haziran'da yapsınlar. Bak ne diyorum. Burada çok ince bir çizgi var sevgili Alihan. Haziran ayı içerisinde pazar günü olacak diye bir şey söz konusu yoktur. O milletvekili ve cumhurbaşkanıdır. 11'e 1 seçim alkol evasında. Anayasa'nın 119. maddesi ne diyor? 4 yılda bir yapılıyor. Yani Haziran ayı içerisinde yapılır. Ancak belediye başkanlığı, meclis üyeleri, muhtarlık ve ihtiyar heyetleri oy verme gününden 60 gün önce başlar yasaklar. Bu anayasada mı? Bu seçim halk ulemasında. Seçim halk. 4 yılda bir yapılır dediği Haziran ayı içerisinde olacağını vurgusunu yapıyor anayasa.
Ama anayasanın içerisinde hangi gün yapılacağı ile ilgili siz örneğin bir gün seçerseniz ondan 60 gün geriye giderek oy verme yasaların başlama günü tespit ediyorsunuz. Ama Sayın Erdoğan'da diyor ki... Şimdi benim şöyle bir şey geliyor. Erdoğan'da diyor ki biz diyor öne çekersek diyor 4 yıl tamamlanmamış olacak diyor. Hayır. Haziran ayı içerisinde bu. Bakın. Yani onu, biraz Haziran olamaz için, bu o zaman. Onundan için yapıyorlar. Yani 1 Temmuz yerine biraz Haziran olamaz mı? Ya anayasaya aykırıdır. Yani 30 Haziran olsun. Yani şimdi diyeceksiniz ki... Bir Haziran anayasaya aykırı mı olur? 10 Haziran olsun. Yani bu da şey demektir ki 10 Nisan'da yasaklar girecek. Bence hükümet ondan ötürü istemiyor şimdi, bu işi. Ben bu konuyla ilgili çok nabız yokladım. Şimdi şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Niye 10'unda yapmıyorlar 10 Haziran'da? Yani çünkü seçim yasakları 10 Nisan'da girecek. Yani aşağı yukarı bu 26'sıysa 14 gün sonra yasaklar girecek. İlgili karemlere paralar aktarılamayacak bütçeden. Dolayısıyla ilgi duydukları belediyeler beslenemeyecek mi? Soru işareti çıktı şimdi. 500 bin lira vardı ya onlar. Şimdi tarihi uzatıp ilgili kalemlere paralar aktardıktan sonra mı bu şeyi güdüyorlar, mantığı güdüyorlar diye. Bir takım, ben söylemiyorum bunu. Başkaları söylüyor şimdi. Ben yazdım. Mecliste çok güzel bir şey oldu. Ben yazdım. Sevgili başbakan dedi ki ben bunları söylemiyorum ama söylüyorum diyor. Biz de hesaba girdik. Ben yazdım bunu. Bir de şu var. Yani tabii 1 Temmuz tarihi sağ partiler için yani özellikle sizin Ulusal Birlik Partiniz, Yeniden Doğuş Partisi için birazcık bence 1 Temmuz tarihi tehlikeli bir tarih. Bu söylediğinizden... Denizli ve Kaputaş Bayramı'dır. Olmaz. O var. Üçüncü bir neden. Özellikle Türkiye kökenli seçmenin bayram sonrası işte Karadenizlerin yaylaya gitmesi, işte Mersinlerin aynı şekilde Yörüklerin yaylaya gitmesi bu tarihe denk geliyor. Yani o da sağ bir darbedir diyorsunuz. Size ya sağ darbe. Yani sol partiler burada bir kaybı olmaz. Ben yani ama sağ partiler veya örneğin Maosa'da binlerce seçmen yaylaya gidiyor. Yani Maraş boşalıyor. Eğer bir karar aldıktan sonra 48 saat sonra yayınlanır ve yürürlüğe girer. Bunda süreler hesaplanarak önümüzdeki hafta karar alınır ve 10 Nisan'da seçim yasakları başlar. 10 Haziran'da da seçime gidilir. Niye kaçıyoruz ki? Hem millet bayram tatilini... Ya da 30 Haziran'da yapılsın. Çünkü bak ne diyorum illa ki pazar olacak diye bir şey söz konusu değil ama ne gelecek? Peki özelde çalışanlar nasıl gelecek cumartesi günü? O nasıl olacak? Yani onlar insanlar yani herkes devlet memuru değil ya. Dolayısıyla biz sanayide çalışıyoruz. Bütün herkes işini 10'unda yapılsın. 10 Nisan'da yasaklar girsin. Ama az önce söylediğim şey mi acaba? Soru işareti. Ben söylemiyorum. Yaptığımız araştırmada bugün yazdım zaten ya. Seçimler yani, bir Temmuz'da mı diye. Yani başbakan zaten ağzından söyledi o ifadeyi. 15 gün içerisinde ilgili bütçeden para aktaramayarak ilgili destek verecekleri, belediyelere aktaramayacakları için seçimde bir takım zorluklar mı yaşanacak? 500 bin lirayı boşa koymadık herhalde bütçeye. O onun takipçisiyiz. Nasıl takip edeceğiz? Eğitim Bakanı dedi ki onu şeye kullanacak. Okul yapacak. Okul yapacak. Kudret Hoca hiç kullanmayacak. Kudret Hoca kullanmayacak. Başbakan'ın zaten haberi yoktu. Kim koyduysa 500 bin lirayı da ben onu bilmiyorum. Mesela şeye hala karşı, da ya şu bütçe geldi şeye geçti. Şeye karşı değilim bak. Mesela, bir tek karşı olmadığım Cumhurbaşkanı'nın örtülü ödeneğine ben karşı değilim. Ben teşekkür ederim. Ben de değilim. Çünkü olması Cumhurbaşkanlığı gerekiyor. Makamında oturan bir kişinin olması gerekiyor. Aynı öyle davayla ilgili gereken şeyleri yapmakla gerekirse uçağa binecek, kesinlikle, gidecek, gelecek. Kesinlikle. Ben de karşılayayım. Kesinlikle. Ama Sayın Akıncı'nın o bütçesi olabilir. Akıncı'dan sonra Ahmet gelir, Mehmet gelir. Genel bir çoğu olur ama şey garip geldi bana. Sayın Başbakan'ın işte bu 500 bin liranın çıkmasıyla birlikte benim haberim yok demesi garip geldi. Yani ben başbakan olmuş olsam, şimdi yarın meclisinde ben başbakan olmuş olsam çağırırım bütçe müdürünü. Gel lan buraya derim. Kim koydu bu 500 lirayı? Benim niye haberim yok? Bana sabote mi diyorsunuz? Benim hükümetimle mi? Benim siyasi istikbalimle mi oynuyorsun diye sorarım. Yani ben şahsen sorarım. Yani şimdi sormak lazım. Şimdi sen milletvekilisin. Ben de bir iş adamıyım. Ben bugün bankaya talimat verdim. Dedim ki Menteş Gündüz'ün hesabına 500 bin lira yatırın. Güzelyurt'taki şubene. Hangi şubeyle çalışıyorsan, mesela diyelim işte bizim sponsorumuz, isim de verin, İktisat Bankası'nın Güzellik Şubesi'ne Menteş Gündüz'e 500 bin TL yatırın. Benim haberim yok. Senin haberin yok ama ben yatırdım. Sen sormaz mısın, niye yatırdın be adam demez misin? Başbakan ne dedi? Yani doğru. Aynı olay. Başbakan ne dedi? Benim bundan haberim yok dedi. Ki Bütçe Bakanları Kurulu'ndan
geçti gitti şeye, meclise. Başbakan'a sordular 500 bin lirayı. Benim haberim yok dedi. Şimdi ben de diyorum, ben Alihan Pehlivan olarak İktisat Bankası'nın Güzellik Şubesi'nde Menteş Gündüz'e 500 bin TL göndersem ve bunu kalkıp kamuoyuna açıklasam. Şimdi bir de şu var, programa girmeden önce maillerime baktım da yarınki şeyde de şey var. İvedilli istenecek 60 günden 40 güne düşürülmesi. Özel kurallar, yani yasakların özel bir tek bu seçimlere mahsus olmak üzere mecliste görüşülüp 60 günden 40 güne düşürülmesi ve Temmuz'a aktarılmasıyla ilgili bir ivedilik kararları gelecek. Yani belli ki yarın için, Temmuz için ısrarlı. Evet, yani evet, belli oldu evet, o iş. Evet. Peki. Çok konular var ama süre bizde hızlı akıp gidiyor. Sürenin sonunda geldik Sayın Menteş Gündüz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Neyi ettiniz de geldiniz. Zaman zaman lütfen yine birlikte olalım. Zira şey noktası, izleyicinin de dediği gibi yapıcı olma noktası tabii ki önemli. Yani mühim olan doğruyu bulmak. Kesinlikle. Kimin yaptığı, niye yaptığından ziyade nasıl bakın Akıncı'nın örtülediğinin olmasına. Kesinlikle. Destek veriyorsanız. Kesinlikle. İşte müşavirler konusunda hassasız. Akıllı yani, yolu bilse. Kamunun evet. Aynen ama öyle. Aynen öyle. Yani bazı şeyleri de yani. Mesela bugün kamu sağlık çalışanlarıyla ilgili oy birliğiyle. Tabii ki. Oy birliği. Doğru olan her şey varız. Olmaya devam edeceğiz. Bugün tabii o da oy birliğiyle geçti. Evet. Onun için ben bir kez daha şahsınıza, kurumunuza ve bütün basınımıza böyle kritik günlerde bizlerin gözü kulağı sesi olduğu için de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz kaptan. Seni ağırlamak büyük bir keyifti her zamanki gibi. Ama dediğim gibi önümüz hareketli bir yaz bekliyor bizi. Daha çok bir araya geliriz. İnşallah bu programlara devam ederiz. İnşallah. Çok teşekkür ederim ben geldiğiniz teşekkür için. Sağ olasın. Efendim sürenin sonuna geldik. Şimdi habere gidiyoruz. Serkan Tetik arkadaşım hazır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün neler yaşandı? Türkiye'de ve dünyada olup bitenlerle birlikte Diyalog Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haber bültenini sunmak adına son hazırlıklarını yapıyor. Bizden hemen sonra o ekranda olacak ana haber bülteniyle. Bizler yarın akşamüstü saatler 17.30'u gösterdiğinde yeni konuk ve konuklarla günü ve gündemi değerlendirmek adına yine burada olacağız. Hafta içi her akşamüstü olduğu gibi yarın akşamüstü de sağlıklı, keyifli bir akşam geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.